Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Versa'yı fethederken hikayesinin 6. bölümünü çekiyoruz. Alexander rotasındayız. Bölüme geçmeden önce videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. 6. bölüm. Beyaz fili mızraklamak. Bu hikayenin bölüm açıklamaları da çok garip oluyor. Yani bölüm başlıkları. Serin akşam havasında bahçenin uzun çalıları gizlenmiş bir aylı sazlar ekibi çalıyordu. Bir yerde bir oyun başladı. Oyuncular repliklerini söylüyorlardı. Uzakta bir kaplan kükrüyor ve insanlar çığlık atıp gülüyordu. Kirli mendil yerde duruyor. Nasıl yakalandığımı utanç verici bir şekilde hatırlatıyordu. Alexander'ın kızgın sözleri, beni kovmakla tehdit etmesi ve sevgilimin incinmiş ifadesi. Ya şuna sevgilim deme ya, 10. bölümde paket edeceğiz onu. Hepsi gözümün önüne geliyor ve nasıl düzelteceğimi bilmediğim acı verici bir ağrıya neden oluyordu. Philip beni affedebilir mi? Sırları konusunda bana güvendi ama ben ona kendi sırlarım konusunda güvenmedim. Belki ben dürüst olmayan bir insanım. Belki tehlikeli biriyim. Belki insanlardan uzak durmalıyım. Belki de yanımda birileri olsa daha iyi hissetmeme yardımcı olur. Ne yapmalı? Bir arkadaş ara, bir flört ara, yatağa git. Bir flört aramak da bence bu durumda çok fazla. Prens Philip'in mahiyetindesin. Bu yüzden onu arıyorsun. Ne? Bizzat onu mu arıyoruz? Prens Philip'i sorduğumda hizmetliler onun çeşmenin yanında olduğunu söylediler. Az önceden sonra gelişecek diyaloğun çok da iyi olacağını düşünmüyorum. Ancak onu orada bulamadım. Hizmetçilere beni kasten yanıltmalarını mı söyledi yoksa oradaydı da ayrıldı mı bilmiyorum. Benimle neden konuşmak istemediğini anlayabiliyorum. Henüz. Prens Philip'i mi arıyorsun? Neden soruyorsun? Üzgün görünüyordu. Seni önemsiyor olmalı. Buna içerliyor musun? Onunla ilişkim yüzünden mi demek istiyorsun? Hayır tabii ki. Kız kardeşimi korumak için saraydayım. Başını belaya sokacak, biliyorsun. Yani kız kardeşini korumak için prensle mi berabersin canım? Ne yapmalıyım? Seni affetsin diye mi? Yalvarmaktan başka ne yapabilirsin bilmiyorum. Ona bir şekilde kendimi kanıtlamalıyım. Sabırlı ol ve zorlama. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Aramızdaki her neyse bunu bir an önce düzeltmek istiyorum. Kıymık gibi batıyor, canım acıyor. Yatak odama döndüm ve soyunmaya başladım. Tek başıma bağcıklar ve düğmelerle uğraşırken derin düşüncelere dalmışım. Dışarıda sarhoş insanlar gülüyor. Flört ediyor ve planlar yapıyordu. İşte burada, hayatın tam merkezindeyim. Ama yine de hedefime çok uzak. Eğer uyursam uyandığımda bütün gecenin bir rüya olduğunu hissedeceğim. Uyandığımda güneş parlaklığıyla benimle alay ediyormuş gibi geliyordu. Kendimi terli ve sıkıntılı bir şekilde battaniyelerin altına gömmek ve bir daha hiç çıkmamak istiyordum. Kalkın lütfen Matmazel Renee. Çarşafları değiştirmeliyim yoksa azar işitirim. Belki babama yazarsam daha iyi hissederim. Ya da en azından düşüncelerim daha düzenli ve net olur. Biz o kadar yazıyoruz, babamız bir cevap yollayamadı. Her gün yazıyoruz neredeyse. Kendimi yataktan sürükleyip masaya oturdum. Baba, ne yapmalıyım? Bir hata yaptım. Belki de yapmadım. Yine de neyi farklı yapabilirdim bilmiyorum. Bazen iyi bir seçeneğimiz olmuyor. Bazen sadece kötü bir durumda elimizden gelenin en iyisini yapmakla yetinmeliyiz. Sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Belki de ama Alexander beni kontrol ettiği sürece birine karşı dürüst olup olamayacağımı bilmiyorum. Dürüstlük olmadan bir ilişkim olabilir mi? Dürüstlük en iyisidir. Dürüstlük duruma göre değişir. Dürüstlük önemli değil. Gerçek stratejik bir olgudur ve insanların gerçeği duyması her zaman sağlıklı değildir. Gerçek acıtabilir. Neyi bilmesi ve bilmemesi gerektiğine karar vermesi anlamına gelse bile değer verdiğim kişiyi korumayı tercih ederim. Ama bunu düşünmenin ne anlamı var? Önce özür dilemeliyim, sonra oradan gidebilirim. Belki Prens Philip için fazla çekici bir kıyafet seçersem, söyleyeceklerimi duymaya daha hevesli olur. Giyinmeme yardım eder misin? Elbette Matmazel. Bir an giyinmeme yardım eder misin dediğinde bize diyor sandım. En iyi elmaslıyı al diye imasıyla. Bu çok kötü.
Bu tatlıymış. Ama bunu almalıyız çünkü bu ilişkiyi etkiliyor. İlişkiyi etkileyen kıyafetleri de hiç sevmiyorum. Çünkü başka beğendiğimiz olursa yine de bunu almak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu konuda kimsenin bana karşı koyabileceğini sanmıyorum. Ve şimdi saçım. Matmazel, diğer hanımın hizmetçilerinden öğrendiğim birkaç stili denemek ister misiniz? Lütfen. Bu tarzla tam böyle Terezbiya'daki Rajahililere benzedik. Böyle de çok boş sanki. Bunu mu alsam? Bunu alacağım. Böylesi iyi. Şimdi dışarı çıkayım. Bugün hangi etkinliklerin planlandığını biliyor musun? Büyülü Adanın hikayesi devam ediyor. Bugün kralın kendisini kötü bir büyücünün pençelerinden kurtarması gerekiyor. Bu çok dramatik. Bunun ne zaman başlaması planlanıyor? Çok yakında Matmazel. Kapıdan çıkarken bir elma alıp ve ısırdım. Lezzeti sonbaharın gelişini vaat ediyor. Tatlı ve gevrek. Onu bir çırpıda yedim. Bahçedeyken çekirdekleri bir kenara attım. Sonra nereye gideceğimi bulmak için etrafa bakındım. Dış alana inen yol korunaklı ve sıkı bir his uyandırıyor. Ancak daha sonra geniş bir alana açılıyordu. Fonu oluşturan fıskiye mekanın bir kolezyum hissi vermesini sağlıyordu. Hizmetçiler daha önce hiç görmediğim bir cihazın etrafında toplanmış. Onu kontrol ediyorlardı. Büyük bir çuval altındaki alevden çıkan sıcak havayla şişiyor gibi görünüyordu. Ve bu çuval fil şeklindeki bir sepete bağlıydı. Bu nedir? Merak eden sadece ben değildim. Etrafta tanıdığım birinin olup olmadığını görmek için mırıldanan dinleyicilere katıldım. Alexander orada değildi. Muhtemelen kral için bir şeyler organize ediyordu. Prens Philip başka biriyle mi? Akşamdan kalma mı? Nasıl bilebilirim? Bu özür dileyemeyeceğim anlamına geliyor. Henüz. Fırsat bulduğumda ne diyeceğim? Tamamen sıcak hava ile dolu olan çuval sepetin üzerinde süzülüyordu. Sepet uçup gitmemesi için yere bağlanmıştı. Gösteriden sonra imparatorunun bir hediyesi olan bu hareket eden buluta binme fırsatına sahip olacaksınız. Herkes hayretle ve keyifle alkışladı. Hareket eden bir buluta binmek. Kral Louis hiçbir masraftan kaçınmamış. Oyuncular çeşmenin önündeki kumlu zeminde toplandılar. Kral Louis yine ateş büyücüsü kostümüyle yanlarındaydı. Yanında burada gördüğüm ilk performansta Daphne'yi oynayan kız vardı. Oyun başlıyordu. Kral Louis kötü bir büyücü gibi giyinmiş aktrisle savaştı. Herkesin önünde onu öperek onu baştan çıkardı. Ama sonra onun kötü büyüsünü bozdu. Belki bir şekilde Alexander'la aramı düzeltebilirim. Hesap defteri. Onun hesap defterini alabilirsem kesinlikle Alexander bununla ilgilenecek. O zaman hadi gidip alalım. Tam orada duruyor. Ona çarp, onunla sohbet et. Ona doğru yürüdüm ve yanlışlıklaymış gibi ona çarptım. Ah, finansa ilgi duyan tuhaf sakar kız. Beni vergi reformu üzerine bir tartışmaya sokmak için mi buradasın yoksa? Hayır. Ona gözlerimi devirip arkamı döndüm. Bunu yaparken mendilimi ayaklarının dibine düşürdüm. Sonra kalabalıkta dost bir yüz aramaya başladım. Kurtulduğuma inanamıyordum. Benimle Frans hakkında konuşuyordu ve... Ah, geliyor. Zavallı. Tabii ki sadece kayıp aksesuarımı geri vermeye çalışıyordu. Aman Tanrım, bu tarafa geliyor. Ben kaçarken dikkatini dağıtmalıyım. Armand ile arkadaşlığın çok güçlü. Hizmetinizdeyim Matmazel. Bana göz kırpıp eğildi. Sonra onun önünü kesti. Şatoya geri döndüm ve çok geçmeden gizli bir geçit buldum. Elimden geldiğince hızlı ve sessizce ilerliyordum. Yumuşak tabanlı ayakkabılarım neredeyse ses çıkarmıyordu. Onun odasını kolaylıkla buldum. Perdeleri çekilmişti.
İlk gördüğüm andaki kadar karanlıktı. Sanki sonsuz bir alacı karanlığa yakalanmış gibi. Hesap defteri en son gördüğüm yerde, yazı masasının üzerinde duruyordu. Hızlıca gözden geçirdim ama en ilginç olanı daha önce gördüğüm sayfaydı. Birinin hükümetteki ilk pozisyonu için yaptığı isimsiz bir bağış. Bu demek oluyor ki Fransa'daki en dürüst adam birine çok sağlam borçlanmış. Ama kime? Elimden geldiğince fazla ayrıntıya boş bir sayfaya kopyaladım. Sonra kitabı tam olarak bulduğum gibi bıraktım. Yıllarca süren hırsızlıktan sonra bu tür ayrıntılar konusunda çok iyiydim. Mürekkep kuruduktan sonra kağıdı katlayıp elbisemin içine, göğüslerimin arasına yerleştirip odadan ayrıldım. Çok hızlı oldu bu. Geri dönerken yine son derece sessizdim. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Hiç ayrılmamış gibi görünmek için şimdi herkesin dikkatini çeksem iyi olur. Çok geçmeden bahçeye döndüm. Oyuncular dağılmış, eğlence bitmişti. Versailles'i yukarıdan görebilmek için sıcak hava balonuna binmeyi bekleyen uzun bir insan kuyruğu vardı. Armand kendisiyle tutkuyla konuşan Maliye Bakanı'nı dikkatle dinliyor gibi görünüyordu. Gözleri ilgiyle parlıyor ve bunu gören Baptiste özgüvenle konuşmaya devam ediyordu. Alexander'ı arıyordum ve onu yakınlarda buldum. Yüzümdeki ifadeyi görünce yakındaki hizmetçiye başıyla selam verdi. Adamın omzuna bir şaplak attı ve sonra bana doğru yöneldi. Sana yardım edebilir miyim Reney? Alexandra notu nasıl verebilirim? Onu tutmasını sağla. Göğüs cebine sok. Eline koy. Tabii ki de iki. Ona sarılmak için eğildim ve kulağına fısıldadım. Şaşırarak yüzünü benimkine çevirdi. Matmazel. Baptiste'nin hesap defterinden bir sayfa kopyaladım. Hükümetteki pozisyonu için ne aldığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Öne eğilirken elimi göğüslerimin arasından kaydırıp notu çıkardım. Ve göğüs cebine soktum. Ama onu kimin finanse ettiğini bilmiyorsun değil mi? Bunu doğruladım ve gülümsedim. Hayır, henüz değil. Bu daha başlangıç. Evet, sonra konuşacağız. Bilgiyi verdik ya, hemen gülümsemeye başladın. Sonra bana gülümsedi ve yarım ağızla aferin dedi. Gülümseyip başımı salladım. En azından bunu telafi ettim ve kendimi kanıtlamaya başladım. Geriye doğru bir adım attım. Alexander abartılı bir şekilde önümde eğildi. O kadar ki biraz rahatsız oldum. Sonra sadece bizim duyabileceğimiz kadar yüksek sesle konuştu. Matmazel, gereği hemen yapılacak. İnceliğini ve sağduyunu takdir ediyorum. Sevindim. Bunun er ya da geç olmasını bekliyordum. Ama birkaç tuhaf bakışı üzerimize çekmiştik. Bu yüzden toplum içinde neden birbirimizle konuştuğumuza dair bariz bir gerekçe sunmam gerektiğini biliyordum. Onunla konuşmak için nasıl bir mazeret ileri sürmeliyim? Ona beyaz fili sor. Ona sıcak hava balonunun nasıl çalıştığını sor. Sıcak hava balonuna binmeyi iste. Sıcak hava balonu nasıl çalışır? Güvenli mi? Tabii ki öyle. Moğolların işgalinden bu yana savaşta kullandıkları bir Çin teknolojisi. Ancak o zamanlar onları ejderha gibi şekillendiriyorlardı. Ama ne zamandır insanları taşıyor? Sadece 1200'lerden beri. Bundan önce neredeyse yalnızca sinyalizasyon için kullanılıyordu. Nasıl çalıştığını söylemiştin. Bir alev havayı ısıtır ve sıcak hava yükseldikçe balon büyür. Bunu her gün bacadan duman yükseldiğinde veya ısı bacadan bir kıvılcım taşıdığında görebilirsin. Annemin Noel için eve getirdiği şeyi hatırlıyorum. Babam ona mum atlı karıncası derdi ve mumları yaktığımızda onu döndürürdü. Bir doğum sahnesinin etrafında daireler çizen küçük kanatlı tahta melekler. Anıları hatırlayınca annemi o kadar çok özlüyordum ki dilim tutuluyordu. İyi misin? Ben... Evet, teşekkür ederim. Diğer herkes nerede? Çeşmenin yanında matmazel. Piyango için. Piyango mu? Hangi piyango? Ama ne demek istediğini anlamış gibi reverans yaptım ve sonra gittim. Uşaklar çeşmenin yanında biletleri dağıtıyordu. Soylular heyecanlı, geveze gruplar halinde toplanmıştı. Bunların çoğu genç kadınlardı ancak bazı genç erkekler de ilginin tadını çıkarıyordu. Maria Teresa çeşmenin yanında duruyor ve genç veliahtın gözlerini bağlıyordu. Oynamak ister misiniz matmazel?
Oyun nedir? Girmek için para ödüyorsunuz. Sonra veliaht kurayı çekiyor. Kazananlar Fransız hazinesinin kendisinden mücevher alacak. Ne tür bir mücevher? Kolyeler, zümrüt, yakut veya topaz. Bir kolye kazanmak ister miyim? Evet. Bunu kocam istedi. Oğlum veliaht, tanrıça fortuna gibi kör ve bileti o kesecek. Hile yok. Kazanan bu çantadan bir top çekebilir. Tahmin ettiği sayı çizdiği sayıya en yakınsa kazanır. Toplar 1'den 90'a kadar numaralandırılmıştır. Erman senden hoşlanıyor. Haklıydın. Ondan kaçmak zordu. Oynuyor musun? Ben bu hikayedeki Armand'ın dostluğunu çok seviyorum ya. Niyeyse. Prensin mahiyetindekilerin içinde en samimisiymiş gibi geliyor. O zaman ilk bileti çekelim ki tahmin başlasın. Numaraları çekilen ilk iki kadın heyecanlandı. Ancak veliaht torbadan numaralı topları çektiğinde tahminleri yanlıştı. Şansımız yok. Torbadan 17, 21 ve 89 çektik. Sonra birkaç dakikanın ardından, üzgünüm, tahminleriniz bu rakamlardan çok uzaktı. Torbadan 76, 41 ve 23 çektik. Ardından Maria Teresa bir numara söyledi. Bu benimdi. Tahmin etme sırası sende. Bazıları senden önce gittiğine göre şansın çok daha yüksek. Hangi numaraları söylediğimizi hatırlayabiliyor musun? Bu numaraları seçmemelisin. Deneyeceğim Madame Kraliçe. Sanırım. 36. 15. 77. İşte bir tane. 77. Bir tane daha anne. 36. Şimdi herkes heyecanla mırıldanıyordu. Göğsümde atan hevesi hissedebiliyordum. Zaten kazanmaya en yakın olan bendim. Ama o son numarayı alabilecek miydim? Ve sonuncusu. Şimdi oynayabilir miyim? 15. Henüz değil gün ışığım. Babanın partisine yardım etmekle iyi iş çıkardın. Ama çekilişte vereceğimiz iki kolyemiz daha var. Tebrikler. Bu ödüllerden birini ilk tercih eden olduğunuz için çok şanslısınız. Kolyemi seçeyim diye bir hizmetçi gönderdi. Seçmediklerim iade edilecek ve diğer soylular oynamaya devam etme ve kalanları kazanma fırsatına sahip olacaktı. Bunu seçtim ya. Kıyafete en uygun bu geldi gözüme. Çizimlerin tamamlanmasını sabırla bekliyordum. Veliaht sabırsızca kıpırdanıyordu. Ciddi ve olgun görünmeye çalışıyordu ama enerjisi sürpriz patlamalarla ortaya çıkıyor. Ve Maria Teresa'nın bir dokunuşuyla onun heyecanını bastırıyordu. Son kolyeyi genç bir adam kazandı. Kadınlar onun sevgilisine mi, annesine mi, yoksa bir kıza mı vermek istediğini öğrenmeye çalışıyordu. Genç adam ikna edilmediği sürece saklamaya niyetli olduğu konusunda şaka yapıyordu. Çekiliş bittikten sonra Maria Teresa genç veliahta gidebileceğini söyledi. Çocuk göz bağını çıkardı, bana sırıttı ve koşarak uzaklaştı. Bakıcısı onu takip ediyordu ve çocuğun yorucu temposuna rağmen etrafta pek çok çocuğu kovalamış bu kadın durumla baş etme niteliğine sahipti. Maria Teresa sahaya bir göz attı ve ardından o da ayrıldı. Bütün bu kadınları ve tüm bu mücevherleri görmek bana Hugues ve karısı hakkında bir fikir veriyordu. Alexander planımı onaylar mı bilmiyordum ama yüksek sesle konuştum. Bu tür mücevherleri yatak odasında tutmanın güvenli olup olmadığını biliyor musunuz? Sorum ilgi uyandırdı. Mırıltılar duyabiliyordum. Neden güvenli olmasın ki? Öngörülü karakterin kurnazca konuşmana neden oluyor. Bir gece geç saatlerde birinin onun odasından çıktığını gördüm. Onun hala dışarıda olduğunu biliyordum. Bu yüzden odadan çıkanın bir hırsız olması gerektiğini düşündüm. Sonra kendi kendime dedim ki bir hırsız neden bu kadar iyi giyinir? Ama sonra hırsızlar hakkında ne biliyorum ki dedim. Belki de bu Versailles'deki kalabalığa karışmalarına yardımcı olacaktı. O kadar çok misafir var ki kimsenin onu takip edebileceğinden şüpheliyim. Mahkemedeki itibarın saray ahalisinin sana inanmasına neden oluyor. Saraylılar ne dediğimi merak ederken mırıltılar artıyordu. Görünüşe göre sıcak hava balonuna giden hat kapanmış. Binmeyi planlayan tek bir kişi kaldı. Ah! Prens Philip'in uçmayı planladığını duydum. Ve mümkün olduğunca insanları çiftler halinde yukarı gönderdiklerini. O zaman gitsem iyi olur, biliyorsun. Her ihtimale karşı. Armand gülümsedi ve nezaketle eğildi. Ben cimri biri değilim. Yani iyi şanslar. Umarım seçimlerin seni benden uzaklaştırmaz.
Ay, deme böyle. Giderken gülümsediğimi hissedebiliyordum. Arman çok sıra dışı bir insandı. Dışı istiridye kadar sert ama içi yumuşacık ve pırıl pırıl. Gerçekten içi yumuşacık ve pırıl pırıl. Eski performans alanındaki hava normaldi. Oyuncular ve hizmetkarları önceki performanstan kalan sahne dekorlarını temizliyor. Birkaç oyalanıyor, sohbet ediyordu. Havacılar peynir ve ekmek dilimleri atıştırıyor ve kırmızı şarap içiyordu. Birkaç dakika sonra liderleri bağırdı ve şiddetli direncine karşı balonu aşağı indirmeye başladılar. Kısa süre sonra mutluluktan kızarmış iki genç arkadaşın karaya inebilmesi için balonu makaraya sarıp dengelediler. Süreç oldukça basit görünüyordu. Çok küçük bir balon olduğu için bir pilotla yukarı çıkmıyordunuz. Ama balonun kendisinin de özgürce uçmasına izin verilmiyordu. Yine de romantik görünüyor ve bana iyi bir fırsat verecek. Belki açıklarsam kalbinde beni affedecek gücü bulur. Sarayın nasıl bir yer olduğunu biliyor. Ne de olsa kendi sırları var. Pili pile sıcak hava balonuna binmeyi istiyor muyum? Evet, birlikte gideceğiz. Bu seçenek de 100'den fazla elmas. İtiraz edebilirim ama... Paris pastanesindeki bir şekerleme kadar güzel görünüyorsun. Seni yiyebilir ve daha fazlasını isteyebilirim. Kızardım. İyi ki bugün için bu kıyafeti seçmişim. Gel, binelim. Tek izleyicimiz Versay olacak. Sonuçta benimle görünmekten utanmıyorsan. Hayır, utanmıyorum. Matmazel ve Mösyö balona binmek isterler mi? Evet, isteriz. Teşekkürler. Havacılar balona binmeme yardım ederken Prens Philip bana sakinleştirici, kibar bir el uzattı. Kabul ettim ve tekrar kızardığımı hissettim. Ve bu sadece yanan ateşin ısısından değildi. Ah bak, kalktık bile ve neredeyse hiçbir şey hissetmedim. İlişkiniz gelişiyor. Üzgün olduğumu söylemek istedim. Sen mi? Üzgünsün. Yalan söyledim ve benden özür mü diliyor? Evet, durmalı ve seni dinlemeliydim. Aynı fikirde olmasam bile sana kendini açıklama şansı vermeliydim. Bu sarayda yalanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Ne kadar gerekli olabileceğini. İşte sonra prens de aklımı bir çelmiyor değil yani. Balon yaz göğüne doğru süzülüyordu. Burada hava daha esintiliydi ve ormanın güzelliği beni karşıladı. Çamların yeşili. Yine de alevin yanında durmak beni ısıtıyordu. Ellerimi sepetin kenarına yaslayıp güneşin kavuran sıcaklığını yakaladım. Güzel ve sakin, uçsuz bucaksız orman manzarası tepelerin üzerinde yeşil bir örtü gibi açılıyordu. Omuzlarım rahatladı ve yüzümü güneş ışığına çevirdim. Teşekkürler. Bana bu açıklamayı şimdi mi yapmak istiyorsun? Ne diyeceğim? Doğruyu söyle, yalan söyle. Arkadaşlar, istatistikler üzerinde bir etkisi yok ama ben artık yalandan çok sıkıldım. Doğruyu söyleyelim. Evet ben. Şeyden beri Alexander'ın hizmetindeyim. Beni hırsızlık yaparken yakaladığından beri. Hırsızlık mı? Bu ilk değildi. Yanlış olduğunu biliyordum ama nedenini anlamadım. Diğerlerinde bu kadar çok şey varken neden benim ihtiyacım olanı alamıyordum? Paris 1654. Ama hiç paramız yok. Biliyorum evlat, biliyorum ki babam bana asla geri ödeme yapmayacak. Bu yüzden sana daha fazla veremem. Ne yapacağız? Yalvarmaya çalıştım ama kimse bizim hiçbir şeyimiz olmadığına inanmadı. Soylular gibi görünüyorduk. Bizi sevmediler. Sorabileceğim bir akraban yok mu? Ben bilmiyorum. İlk defa hırsızlık yaptım. Ekmeğini alıp cebime koydum. Kolaydı ve çok açtım. Hırsızlığın birini 20 yıl hapis cezasına çarptırabileceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama ekmeksiz kalmak, hani bir ekmeğe bile muhtaç kalmak çok kötü bir durum olsa gerek. O zamana kadar annemin takılarını satarak kazandığımız parayı kullanmıştık. Hiçbir şeyimiz yoktu.
Kalacak yerin parasını ödeyemememiz an meselesiydi. Bu adama da çok sinir oldum. Hiçbir şeyden haberi yok, depresif depresif takılıyor. Ufacık kızın başına bela etti her şeyi. Uyandı. Bütün sabah sessizce pencereden dışarıyı izlemişti. Kimsenin bilmediğini, kimsenin umursamadığını, hayatın nasıl geçtiğini, çok sert, çok kayıtsız olduğunu söyleyip durdu. Yedik. Babam ekmeğin nereden geldiğini, nasıl aldığımı sormadı. Ondan paçayı kurtarabileceğimi ilk o zaman anladım. Asla sormazdı. Biri onu zorlamadıkça asla olanları göremeyecekti. Çok lezzetli. Bunu hangi pastaneden aldın? Ya, utanmaz ya. Baba, ziyaret edebileceğimiz akrabamız var mı? O yaşta bile beni koruması veya yönlendirmesi için babama güvenemeyeceğimi biliyordum. Çocuk olmama rağmen ben ona bakmak zorundaydım. Bir planım olmalıydı. Onun planı olmamasına karşın ve herhangi bir şey, hiçbir şey yapmamaktan daha iyiydi. Sanırım, herhalde çok sayıda akrabamız var ama durumu bilmemeliler. Tabii ki bilmemeli. Onlara mektup mu yazsam? Şu Paris'ten defolup gitmek isterdim. Her tarafı toz duman, sürekli öksürüyorum. Alexander bana şantaj yaptı. Daha da rezil olacaktım. Bizi desteklemek için tek imkanımı kaybedecektim. Ailemin Fronde'de her şeyini kaybettiği göz önüne alındığında. Nasıl? Baban bir asi miydi? Hayır, amcam bir asiydi. Olayla ne kadar ilgili olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Babam krala hiçbir şey bilmediğimizi söylemeliydi. Ama annem daha yeni ölmüştü ve o ölmedi. Ardından hiçbir şey yapmadı. Şimdi anladın mı? Akıllı değildim. Entrikacı da değildim. Buraya gelmeseydim seninle nasıl tanışabilirdim? Anlıyorum. Belki beni affediyor. Peki beni affediyor musun? Seni aldatmak istemedim. Aslında bu bir prensle tanıştıktan sonraki bir gün içinde söylenecek bir şey değil. Seni affediyorum. Ne yapacağım? Onu öp, koluna dokun. Ona biraz yaslandım ve o beni kendine çekti. Dudakları beklenmedik bir anda yoğun ve sert bir şekilde benimkileri ezmeye başladı. Omuzlarımı kavradı ve beni sertçe öptü. Seni özledim. Nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum ama öyle. Geceden sabaha mı? Ayrı olmanın hasretini yaşadım. Ama daha yeni tanıştık. Onu tekrar öptüm. Yukarıda kimse bizi göremezdi. Bu yüzden bedenlerimizi gondolun kenarına doğru iterken ona teslim oldum. Sepet yeterince derindi. Kenarı sırtıma denk geliyordu ve düşmekten korkmuyordum. Vücudunu okşarken beni ne kadar istediğini hissedebiliyordum. Keşke sana sahip olabilseydim. Tam burada, şimdi. Çok yüksek sesler çıkarabilirdim. Bu yükseklikten inlemelerim kilometrelerce yol kat ederdi. Şimdi bunu duymak istiyorum. Beni tekrar öptü ve tüm vücudum onunla buluşmak için eğildi. Dur, yoksa evet diyeceğim ve tüm krallığı rezil etmiş olacağız. Eğer ısrar ediyorsanız leydim. Beni bir kez daha öptü ama bu sefer iffetli bir şekilde yanağımdan. Az önceki tüketen tutkusunun aksine o kadar nazik bir jest ki nefesim kesildi ve artık onu daha çok istiyordum. Ve o ara çizim de çok tatlıydı bence. Altımdan sıkıntılı bir ses duyuldu. Aşağı baktım. Halat yıpranmış gibi görünüyordu. Ya doğal olarak ya da kesilmiş mi? Havacılar balonu aşağı çekmeye çalışıyordu. Ama bu sadece ipin daha çok kopmasına neden oldu. Ne yapmalıyım? Rahat olun. Sizi yerden takip edeceğiz. Balon kendi kendine inecek. Tamam, yani hiçbir şey yapmıyor muyum? Olduğunuz yerde kalın. Mümkün olan en kısa sürede size ulaşacağız. Şimdi bir şey yapmayın. Ah hayır. Bağ koptu ve balon bahçelerden gelen ufak bir rüzgarla sürüklenerek yükselmeye devam etti. Sonra rüzgar şiddetlendi. Balonu daha hızlı ve daha hızlı ileri doğru itmeye başladı. Bir yaz fırtınası gibi, nereden geldiği belli olmayan bir fırtına gibiydi. Ufukta sadece birkaç kara bulut görünüyor. Gökyüzündeki daha solgun bulutların arasında kara karınlı fırtına beliriyordu. Birden yağmur sepete doğru geldi ve beraberinde bir korku duygusu getirdi.
Rüzgarlar balonu daha hızlı ve uzağa itiyordu. Yerde takip edenlerin yolundan uzağa doğru. Hava durumuna çok dikkat ettikleri söylenmişti. Ve şimdi de fırtına mı? Bir silah sesi duyuldu. Bir an için önemli bir şey olmadığını düşündüm. Belki de bir at yarışı başlıyordu. Ya da orman tavuğu avlayan bir grup aristokrat ateş etmişti. Ya da... Sonra bir ıslık duydum ve sepetin sallandığını hissettim. Yandan taraftan dışarı bakıyordum. Sıcak gazlar dışarı çıkarken delinmiş balon torbasındaki kumaş çılgınca sallanıyordu. Silah sesi gibiydi. Balon mu yoksa? Balon hızla aşağı iniyordu ve altında bir açıklık yok. İnecek bir yer yoktu. Düşeceğiz. Altımızda ağaçlar ve sivri dallardan başka bir şey yoktu. Ve bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.